Abi merhabalar. Abi asgari ücret zammı belli oldu. Vatandaşların bu konudaki görüşlerini alıyoruz. Ne kadar ya? 2825 TL oldu efendim. Aynen. Vallahi. Vallahi işte eğer kirası yoksa kuru ekmekle idare eder. Ama kirası da varsa ekmek işi de yatar. Kuru ekmek yiyorsa aynen. Zaten aç. Aynen. Aynen. Ne doğru. Hadi hayırlı başka günler. Yok, sağ olun. İyi günler abi. Abi alalım senin görüşlerini. Asgari ücrete zam yapıldı. 2825 TL oldu asgari ücret. Tamam. Bu konuda vatandaşların görüşleri nelerdir? Ya ben arkadaşının katıldıklarına hiçbirine mesela katılmıyorum. Neden yani efendim? Asgari ücret 3000 lira olacak diyorsunuz değil mi şimdi? 2825 TL olacak belli oldu. Fakat şöyle bir baktığınız zaman herkesin arabası var. Benim bile arabam var. Herkesin arabası var. Tabii. Sizin bile var mı? AK Parti gelmeden önce ben alkolün tekiydim. Hiçbir şeyim yoktu. Ama şu anda benim iki tane arabam var. Kazanıyorum. Alkolü AK Parti mi bıraktırdı abi? Tabii. Takip ettim o adamı. Yolunu takip ettim. Bırakın dedi. Bıraktım çok şükür. Gittiği yola gittim. Peki, vatandaşlarım... Ticaret yaptım, evlendim. Bir şekilde Allah bir şeyler nasip etti. Ama sen çalışmazsan. Şu an bakın kimse çalışmıyor. Çalışamıyor. Çalışmak istemiyor. Çalışmak mı istemiyor, çalışamıyor mu abi? İstemiyor, çalışmak istemiyor. Yani AK Parti ne yapmış? Gerçekten şöyle bir bakın, ondan öncekiler eğer ki bir şeye yarıyorsa eyvallah diyeceğim. Bugün daha iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar çıkmışlar meclise. Bugün bir Selahattin Demirtaş. Ben de Kürdüm. Sıkıntı yok. Ama APO'yu bırakan Avrupa bugün Selahattin'i neden bu kadar seviyor? Şunu sormak istiyorum İslam ben size abi. İslam olduğu için. Yani o konu çok karışık. Oraya girersek çıkamayız da. Asgari ücret konumuz bugünkü bizim. Yani vatandaşların birçoğu bu tutardan şikayetçi aslında. 2800'den değil bırakın yani 3000 lira da olsa birçok vatandaş bu durumdan memnun olmayacaktı pek. Çünkü enflasyon çok fazla ülkemizde. Enflasyonu kim kaldırdı? Kim kaldırdı efendim? Herkes bu adama karşı olduğu için, tamam mı? AK Parti'ye karşı olduğu için. Tabii, aynen. Bu insana karşı olduğu için. Her şey düzgün gider bilir aslında. Herkes onunla beraber olsa. Bugün eğer ki 20 yıl bu adam burada oturuyorsa... Demek ki insanlar haline memnun. Ben bile ona veriyorum yani. Yani ülkenin hepsi AK Parti'ye oy verse o zaman düzelir mi diyorsunuz yani? Tabii ki düzelir. %100 ona oy versek. Ya şimdi bir sıkıntı yaratıyoruz tamam ne oluyor? Dolar şşt yukarı. Ona... Alt mı yükseltiyor efendim dolar? Tabii canım. Yok siyasetçiler. Karşı gelenler. Yani ne kadar bu adam nasıl bu kadar durabiliyor? Yine de ben ona şunu söyleyeyim helal olsun. Bütün ülkelerde var bu muhalefet. Yani sadece bizim ülkemizde değil. Ama Türk lirası değer kaybediyor. 2020'de... Şey olarak... tank palet fabrikasını ora bura peşkeş çektikler için bir şeydi ya sen bunu ya. Savunuyorsun ya. Ben şaşırıyorum yani. Ya şimdi o... insanlara... Sen tank palet fabrikasını kim yaptı? Kim yaptı? Kim Atatürk yaptı? Yaptı. Atatürk zamanında. Şimdi? Şimdi ne oldu? Katar'a verdiler. Peşkeş çektiler. Amerika'ya da sen, verdi bir şey. Ulan AK Partili ol, Gök Partili ol. Beni ilgilendirmez. Ama fark etmez. Bak benim için ama sen çok i̇nsanlar yanlış düşünüyorsun yani. Musun? Bak, insanlar neden ben korkuyor? Özgürlüğümü sunuyorum keşke, yani. Neden keşke, bak bir. O bu değil anlıyor musun? Keşke iyi olabilseydiler. He. Şu türbana dokunmasaydılar. Oraya ulan, dokunmasaydılar. Türbana şuraya dokunmasaydılar. No, türbanı kim çıkardı? Yine Erdoğan çıkardı. Ondan sonra da efendime söyle. Yine kendileri kapattı. Efendime söyle. 18-20 yıldır kim yönetiyor Türkiye'ye? Ben mi yönetiyor? Yani sen mi yönetiyor? Nasıl bir Türkiye'yi aldı eline? Ulan. Onu da biliyor musun amca sen? Nasıl? Ben 40 yaşındayım ya o zaman çok iyi biliyorum. Ben o sefilliği yaşadım. Ben onu bunu benim bilmem. Benim bildiğim. Siz... Ulan sen orada gidip de şeyde olduğunu düşünüyorsun yani. Her eczaneye gidip de ilacı aldığında parasını, mani ücretini ödeyen mi? Valla benim iki çocuğum doğdu tamam ve ben bir kuruş para vermedim. Bak doğumundan tut her şeyine kadar. Ya Allah için olmak lazım. Hadi sen hayırlı işler kardeş. Sen ben amcama saygım var. Hadi görüşürüz. Sağ ol abi. Senin görüşlerini alalım abi. Asgari ücret konusunda ne düşünüyorsun? Ulan asgari ücret şimdi 3000 kusurlu olması lazım. 3700, 3800. Yani 3,5'tan aşağı olmaması lazım. Şu an zam geldi. 2800. Bok vermiş de alan ya. Allah Allah. İyi vermiş de ya. Buna bak ya. O şey o bakan var ya. Neydi o kadının adı lan? Zehra Zümrüt. Zehra Zümrüt. Onun da Allah belasını versin ya. He? Ulan insanlarla dalga geçiyorlar dayım ya dalga geçiyorlar bu kadar olamaz. İnsanların fikrinle düşüncesiyle dalga geçiyorlar resmen. Her şeyi biz biliyoruz biz yapıyoruz biz ediyoruz ama maalesef insanlarda çok özür dileyen bu bayan da var yani. Ne kadar iyi halledersen o kadar makbule geçiyor. O yüzden insanlar bu şeye Erdoğan'a bakışta dayım. Demek ki adam da Erdoğancı yani. Ne destekleyeceğim ben? Neye destekleyeceğim? İyi hallediye diye mi destekleyeceğim ya? Vallahi ya ayıp ya.
Çünkü biz bu dünyaya geldik. Şu güzelim dünya yaşamak için birebir. Dünyanın, Türkiye'nin demiyor. Tüm dünyanın bir göz bebeği Antalya. Bunu bilmek lazım. Evet tabii, her şey içinde. Yarım saat arabayla gittin mi zirveye çıkıyorsun, saklı kente, oraya buraya karın olduğu yere çıkıyorsun. Her şey içinde yani. Bir ay, bir günde dört mevsimi de yaşıyorsun da yani. Onun için bu ülke güzel bir ülke. Bu ülkemize sahip çıkacağız. Bu ülkeyi kimseye de yedirmeyeceğiz. Kim olursa olsun. Yok Kanal İstanbul'muş, yok burasıymış, şurasıymış. Bunlar hikaye. Zaten Katarlı'la denen şerefsizler o işte oraya şey etmişler de ondan oraya kanal yapacaklar. Niye? O aslında Lozan Anlaşması'na göre yani. Orayı da açtığın da var ya, oradan ayrı bir şeye, Lozan Anlaşması'nı bozuyorlar o zaman. O zaman her şey yani Türkiye filan yani saldırı esnasında filan savaş halinde onlardan bir şey yapamayacak. Ama şimdi Lozan Anlaşması'na göre gelemeyela, bazı şeyler yapamayela yani. Ama hayırlısı. İktidara bir mesajınız var mı abi? İktidara mı? İktidar inşallah bir an önce gider başımızdan. Bu mudur isteğiniz abi? Tabi canım, Allah Allah. Çünkü neden diyeceksin? Adamlar şimdi şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz de herhangi bir şey yapmadıkları, konuşmadıkları halde yok eğer işte Erdoğan'ın yandaşlarını, iş yerlerini kapatacaklarmış, yok AKP'yi kapatacaklarmış, yok o bu yani. Hikaye bunlar ya, vallahi hikaye. Kendi söylüyor, kendi inanıyor, kendi kanıyor. Hocam konuşalım. Evet. Asgari ücrete zam yapıldı. 2825 TL evet, oldu. Evet, sabah duydum, doğru diyorsun. Ne düşünüyorsun bu konuda? Abi valla ne düşüneceğim ya, böyle 2800 lira, 500 lira geldi üstüne. 500 lira da makul bir fiyat değil yani, ekmeğe diyelim. Ekmek 1.250 idi, ekmeğe %25 zam geldi. Evet. Şimdi asgari ücrete ona göre zam gelmesi lazım. Şaban'ın hesabını yapıyoruz. Hani sıkıntı var, geçim sıkıntısı var. İnsanlar aç. Hani şimdi o sarayda oturup ya da Ankara'da oturup, mecliste oturup bunu göremezsin. Halkın içine karışmak lazım. Peki görmüyor mu iktidar halkın durumunu? Ya görüyor ama iktidarın elinden gelecek bir şey yok. İktidar da artık pili çekilmiş bir bomba gibi. Yani ben bunu açık yürekliyle söylüyorum. Bu hangi kanalda çıkacak bilmiyorum. YouTube'da çıksın. Açık yürekliyle söylüyorum. İktidar 2023'te düşecek. Eğer tabii bu yeni kurulan partilerle bu Millet İttifakı birleşirse bu AK Parti dönemi bitecek artık. Yani biz de sıkıldık. Tamam, güzel şeyler yaptım, yaptı iyi kötü. Allah razı olsun ama daha iyisini de başkaları yapar mı? Yapar. Niye yapmasın? Ha diyor mesela, adam diyor ki işte biz gelmeden önce işte ekmek kuyruğu vardı, bilmem yağ kuyruğu vardı. Şimdi ben ona şöyle diyeyim. 2000'den önce Avrupa'da da yağ kuyruğu vardı, ekmek kuyruğu da vardı. Ya bir Rusya, Sovyet Birliği 80'de dağıldı. Şimdi gidin Rusya'ya bakın. Biz 100 yıllık bir ülkeyiz. Bizim durumumuz ne, onların durumu ne? Çekya diye bir ülke var. Baksana adamların durumu ne, bizim de durumu ne? Yani Avrupa'daki ülkeler, tam Avrupa'ya kıyaslamayayım. Orta Asya'ya kıyaslayayım. Endonezya gibi bir ülke. Bizden sonradan kurulduğu halde, 300 milyona yakın nüfusu olduğu halde bizden daha ileri seviyede. Oradaki askeri ücretle bizim askeri ücreti karşılığında onların askeri ücreti bizim 4000 lira tekabül ediyor. Yani paramız her geçen gün daha çok değer kaybediyor. Tabii canım. Hani. Vallahi tabii canım. Yani bir İran, bakın ambargo var üzerinde. Bir İran'a bile eskiden paramız 10 lirayken şu an 2 lira olmuş. Ha bu sistem böyle olmaz ki. Bu halk ben aç. Ben genelde gençlere konuşurum. Yurt dışına gitmek istiyorlar. Yani abi böyle bir fırsatın olsa sen gider misin? Benim pasaportum var. Ben normalde zaten inşaatla uğraşıyorum. Ben bütün inşaat firmalarına başvurdum. Limak, Koloni, 5 kardeş var ya bu Limak, Cengiz. Hepsine başvurdum, beni göndermediler. Kaçak yoldan gitmeye bile niyetlendim. Samimi söylüyorum. Bir tane tırcıyla anlaştık. 60 bin lira götürecekti. Sonra onun elemanları yakalandı, iptal oldu. Yani gideceğim. Şu an mesela Avrupa'da var ya, çok bunu samimiyete söylüyorum. Bizim ülkemizde işçi yoğunluğu var. Özellikle mesela inşaatlarda olsun, yani farklı alanlarda inşaat yoğunluğu var. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa herkes okuyor. Avrupa'daki insanlar şey istiyor, böyle çalışacak adam. Zanaatkar. Zanaatkar istiyor. Yani bu taşı vermeye bile adamlar adam bulamıyor. Fahiş bir fiyat veriyorlar. Yani onun için gitmek isterim. Niye gitmeyeyim? Yani giderim, orada demir de olurum ya, o maaşı alayım. Bizim mühendisler, yani oradaki bir en alçak inşaat işçisinin aldığı parayı bizim buradaki mimarlar alıyor. Samimiyetle söylüyorum. Ben dayım orada. Sürekli görüşüyorum. Sürekli itibar talini. Öyle. Ya biz nasıl yaşayacağız? Vallahi halka aç. Demin Milli Piyango kuyruğuna baktım. Millet bir ümit ya çıkarsa. O da satılardık. O da değişti. Satıldı. Aynen ama millet ümitsiz yani. Ümitsiz. Adam diyor belki bana çıkar. Olan rızkını da ona veriyor. Sıkıntı abi bunlar. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Genç olarak buradan iktidara bir mesajın var mı? Abi var.
Valla gençler, yani bu Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Seni düşürecek kendi Aykul. Başka bir şey demiyorum. Valla gümbür gümbür geliyor çünkü bir de ha mesela AK Parti'ye ya mesela şu sokakta 100 kişi çevirelim. Yüzünden 5'i AK Parti'ye veriyor ama bu nasıl seçiliyor ben hala hayret ediyorum. Abi 3 kişiyi soralım, kimse vermiyor ona, nasıl seçildiğinde ben hayret ediyorum. Şimdi biz Z kuşağı biz olarak 2000-2095 ile bu dönem arasındaki şey, hani AK Parti eskiden insanların duygularını, dini duygularını sömürerek oyalıyordu. Şimdi bu Z kuşağı biraz müzafakar değil, daha modern takılıyor. Daha böyle sistem dışı çalışmak istiyor. İşte biz de bu Z kuşağı olarak, şu an nüfusun zaten %35'i Z kuşağı 2000'den sonra. Yani biz gümbür gümbür geliyoruz. Evvel Allah'ın izniyle onu devireceğiz. Ve yeni gelecek kişiyi de, hani yeni gelecek kişiyi de merak ediyoruz. Bakalım o nasıl yapacak. Ha, gelen gideni aratır mı, inşallah aratmaz. Umuyorum ve öyle diliyorum. Aynen öyle. Allah razı olsun. Abi asgari ücret zammı açıklandı. 2825 TL oldu. Evet. Bu konuda vatandaşların görüşleri nelerdir? 2825 TL efendim. Burada az. Ben yurt dışındayım da burada az yani. Orada ne kadar efendim asgari ücret? Şimdi asgari ücret Almanya'da aşağı yukarı 1800 euro. Yani asgari en alt. Peki, alım gücü olarak kıyasladığımız zaman nasıl Türkiye ile? Ya orası gıda maddeleri hemen hemen buradan ucuz. Almanya'da gıda maddeleri hemen hemen buradan ucuz yani. Bayağı ucuz yani. Etin kilosu da ucuz. Ekmeği bilmiyorum. Ekmek kafa kafaya olabilir ama et ucuz burada. Yani 48 senedir ben Almanya'dayım. Buraya da geliyorsunuz efendim. Buradaki şartları da biliyorsunuz. Buradaki şartları iyi biliyorum. Peki bu asgari ücret 2825 TL burada yeterli mi? Yetmez. Nereye yetecek? Yetmez. Nereye yetecek? Maalesef. Yani... Bıçağın sırtı da kesiyor, yüzü de kesiyor. Fazla yapsalar bu sefer işveren zayıf. Az yapsalar işçi zayıf. Öyle bir olay yani. Tabii Avrupa'yı tutmayız yani. Mümkünatı yok ki. Bazı palavracılar atıp tutuyorlar ama alakası yok. Avrupa Avrupa yani. Her şeyde görüyorsun işte. Avrupa'da pandemi olayı var. Milyarlarca dolar piyasaya para sürüyorlar. Şu anda... İşverenlere veriyorlar, işçilere veriyorlar. E bizim ne var? Hava su. Kredini borç demek. Bugün ödeyemeyen yarın nasıl ödeyecek? Bilmiyorum. Allah kolaylık versin ya. Berat Albayrak da öyle demişti. Sorumuz ayrı olsun. Boş, boş. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Bu hükümetin yaptığı işler tamamı boş. Tamamı. Öyle bir tanesi, iki tanesi değil. Gurbetçiyle karşılaştığımız zaman işin gerçeği şaşırıyoruz biraz. Çünkü evet. Oradan gelenler genelde Türkiye'nin çok ya, iyi olduğunu boş. Söylüyor da. Her şey palavra. Her şey palavra. Ya neden? Vereceği bir şey olmadığı için ileriye dönük ümit veriyor. Yalan söylüyor yani. Başka bir şey değil. Ne olacak vereceği bir şey olmayınca? Cebinde para yoksa sen şimdi. Yarın vereceğim abi. Bir ay sonra vereceğim. Demeyecek misin? O da aynı işte. O da aynısı yani. Aynı palavra yani. Hiçbir şey değişmiyor yani. Ben 70 yaşındayım. Hepsini gördük ama yalanla idare ediliyor Türkiye şu anda. Yalanla idare ediliyor. Her şey yalan. 70 yaşındayım dediniz. Biz genelde sizin yaşınızdaki vatandaşlarla konuştuğumuz zaman eskiden örnek veriyorlar. İşte yağ kuyrukları diyorlar, şeker kuyrukları ya diyorlar. Ya kuyruğu kim yaptı? Amerika yaptı. Ecevit'e karşı ambargo uyguladı. Kuyruğu Amerika yaptı. Belki gene olacak. Ama Biden geliyor şimdi. Belki gene olacak. Olmaz diye bir şey yok. O zaman işverenler bile ilan verdiler. Ecevit'e karşı ambargo için. Belki gene olacak. Bakmasam bu palavra işlerine. Belki gene yapacaklar yani. İktidar zaten Allah da biliyor sevmiyorum yani. Şöyle yalandan dolayı sevmiyorum yani. Her palavradan başka bir şey yok. Palavrayı da sevmediğim için iktidarı da sevmiyorum.